Aksaray Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk ile birlikteyiz. Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı başkanım. Kurban fiyatlarını, pazarı nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Tüm izleyicilerimizi de saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Tabii Aksaray'ımız tarım ve hayvancılığın önemli merkezlerinden bir tanesi. Sadece kendi ilin ihtiyaçlarını değil, ülkemizin de kurbanlık, adaklık ve et noktasındaki ihtiyaçlarının çok önemli bir bölümünü Aksaray'dan temin ediyoruz. Yaklaşık 400 bin civarında anaç hayvanımız. Bunların doğumlarla birlikte 750-800 bin civarında küçükbaş hayvan varlığımız var. Sayılarımızda, hayvan sayımızda geçen yıllara göre bir azalma da olsa yine de Aksaray çok önemli bir merkez olmaya devam ediyor. Sadece kendi şehrimizi değil, Adana, Mersin, İskenderun, Ankara, İstanbul, İzmir gibi metropol şehirlerin kurbanlık ihtiyacının önemli bir bölümünü şehrimizin üreticisi sağlıyor. Şu bugünlerden itibaren önümüz özellikle Kurban Bayramı'na bir hafta 10 gün kala bu merkezlere hayvan ihracatı başlıyor. Elimizde çok ciddi anlamda hayvan sayımız var, şişeklerimiz var, toklularımız var, kuzularımız var, koyunlarımız var. Hem et noktasında hem süt noktasında önemli bir üretim merkeziyiz. Tabii küçükbaş hayvancılık, hayvancılığın çok önemli dallarından bir tanesi. Anadolu küçükbaş hayvancılık yapmak için çok elverişli. Çünkü meralarımız çok güçlü değil. Büyükbaş hayvancılığa aslında uygun da değil ama nedense büyükbaş hayvan sayısı artarken küçükbaş hayvan sayısı azalmaya devam ediyor. İnşallah biz de bunun önüne geçip hayvan sayısını artırarak bu ülkenin et ve süt ihtiyacına daha fazla katkı sağlamak istiyoruz. Ama yeni nesil işte koyun yoğurdunun kokuyor, koyun peyniri kokuyor, koyun eti kokuyor gibi böyle bizim anlamadığımız, bizim bilmediğimiz bahanelerle küçükbaş hayvan etinden uzaklaştı. Aslında et ve süt noktasında Türk toplumu damak lezzeti veya mutfak kültürü küçükbaş hayvancılığa uygun. Ama yeni nesil ne yazık ki büyükbaş hayvan etini daha çok tercih ediyor. Peki kurbanlık alırken nelere dikkat etmeliyiz? Özellikle yeni nesil hayvanın kurbanlık noktasında nasıl alacağını bilmiyor ama işte bunun belli şartları var. Tabii küçükbaşta özellikle en az 6 ayını doldurmuş ve annesi kadar büyüklükte olması lazım. Özellikle ulusal marketlerde 16 kilo koç yok, 17 kilo koç yok, 15 kilo koç şu fiyat diye fiyatlara aldanmasınlar. Çünkü 16 kilo gelen bir hayvanın kurban olması çok zor. Mesela Akkaraman koyunun canlı ağırlığı en az 45-50 kilogramdır. Yani bir kuzunun, erkek kuzunun özellikle dişilerin kurban edilmesini istemiyoruz çünkü damız sayımız azalmasın diye. Bir erkek kuzunun 6 ayını doldurmuş ve 45-50 kilogram canlı ağırlığa gelmiş olması lazım ki annesi kadar olma şartını yerine getirsin. Keçilerde zaten 1 yaşını doldurmuş olmak lazım. Koyunlarda yine 1 yaşını doldurmuş olmak lazım. Sığırlarda 2 yaşını doldurmuş olmak lazım. Sığırlarda bu pasaportla yaşın şeyi belli, doğum tarihi belli ama fiziksel olarak da belli şartları var. Koyunlarda, sığırlarda da ön 2 tane küçük dişin düşüp yerine büyük dişlerin gelmesi lazım. Bunu birçok hemşehrimiz zaten bilir. İşte kulağı kopuk, boynuzu kırık, zayıf, topal, kör. Yani bir insanın almak istemediği hayvanlar kurban olmaz. Kurban dediğin diyor ki sürünün içine girdiği zaman en güzel hayvan kurban olur yani. Hoşunuza giden etli, canlı, diri, iri kurbanlık vasıflarını taşıyan insanın gördüğü zaman sevebileceği hayvanlar kurban olur. Tabii kurbanlık noktasında ilimizde hayvan sayısı noktasında ciddi fazlalıklar da var. Dediğim gibi diğer illere ihracat da var. Fiyatlar noktasında da geçen yıla göre tabii ki fiyatlarda artış var. Türkiye'de çok ciddi bir ekonomik sıkıntı, ekonomik problem olduğunu herkes biliyor. Fiyatları bir türlü kontrol altına alamadık. Türkiye'de bazı ürünlerde %500, %1000 civarında artışlar var ama bu et ve süt fiyatlarına o kadar yansımadı. Çünkü devlet et, süt ve ekmek fiyatlarına mutlaka müdahale ediyor. Üreticinin giriş fiyatları yükselmesine rağmen hayvan fiyatlarının yükselmesini, et fiyatlarının yükselmesini istemiyor. Çünkü enflasyonun yükseldiğinden, insanların alım gücünün düşük olduğundan bahsediyor ama üretici de tabii bu işten para kazanmak istiyor. İşte bu sene 12 bin liradan 20 bin liraya kadar küçükbaş hayvan bulmak mümkün. Tabii hayvanın büyüklüğüne, kilosuna, cinsine, ağırlığına göre fiyatlar değişiyor. Zaten canlı ağırlık ortalama 250-270 lira civarında zaten satılıyor. Yani bugün 50 kilolar bir hayvanın 13-14 bin lira olması, 60 kiloluk bir hayvanın 15 bin lira olması, 80 kiloluk canlı bir hayvanın 20 bin lira olması çok acayip rakamlarda değil. Zaten kasaplarda kuzu etinin kilosu 500-600 lira civarında değişiyor. O yüzden geçen seneki alım gücüne göre, asgari ücrete göre, memur maaşlarının artışına göre kurban fiyatlarındaki artışın da buna paralel olduğunu görüyoruz. İşte geçen sene 16-18-20 bin lira maaş alan bir memurun 40-50 bin lira bugün maaş aldığını görüyoruz. Asgari ücret 8.250 liraydı geçen sene. Bu sene 17 bin lira. Kurban fiyatlarına da buna göre paralel bir artış var.
Tabii biz herkesin kurban kesmesini istiyoruz işin doğrusu ama üreticinin de ciddi maliyetleri, yem fiyatları artıyor, saman fiyatları artıyor. Bizim bir Afgan çoban meselemiz var. Biz çoban bulamıyoruz. Çoban fiyatı her gün değişiyor. Bu çobanlar normalde 400 dolara çalışırken şu anda 1000 doları beğenmiyorlar. Yani çoban sıkıntımız var, meras sıkıntımız var. Yani küçükbaş hayvancının önünde önemli o kadar büyük sorunlar var ki gerçekten bu işi yapan insanlar böyle çok ciddi anlamda mücadele ediyorlar, gayret gösteriyorlar sektörden çıkmamak için. O yüzden hayvan fiyatlarının da istediğimiz düzeyde olması, bu işten para kazanamama ihtimali tabii ki bizim için en büyük dezavantaj. Herkes yaptığı işten ekmek yemeye, para kazanmaya çalışıyor. Biz de istiyoruz herkes et yesin, süt yesin, rahat yesin. Yani peynirini, yoğurdunu alabilsin mutlaka ama üretim maliyetlerinin karşısında da bizim fiyatlarımızın birazcık artması ve bu işten para kazanmamız beklenmelidir diye düşünüyorum. Haberin detayı anadoluexpress.com.tr'de. Bizi takip edin, haberiniz olsun.